Halkların Demokratik Partisi grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu. Buyurun Sayın Gergerlioğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle konuşmama 19 Şubat günü Kocaeli'nde işlenen bir gazeteci cinayetiyle başlamak istiyorum. Ses Kocaeli gazetesi sahibi ve genel yayın yönetmeni Güngör Arslan gazetesindeki odasında 21 yaşındaki bir tetikçi tarafından katledildi. Güngör Arslan iktidara muhalif bir gazeteciydi. Yolsuzlukları, yağmayı, talanı korkusuzca, yürekli bir şekilde yazan bir gazeteciydi. Öncesinde de saldırılara uğramıştı. Bu sefer bir tetikçinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Güngör Arslan cinayetinin adil, etkin bir soruşturmayla bir an evvel aydınlatılması gerektiğini söylüyorum. Çünkü biz bu tür cinayetleri çok gördük. Faili meçhulleri çok gördük. Daha 15 yıl oldu. Bakın 15 yıldır Hrant Dink bir gazeteci cinayeti aydınlatılmadı. Aydınlanmadı değil, aydınlatılmadı. Güngör Arslan da siyasi politik bir kişilikti. İktidara muhalif bir kişilikti ve bundan dolayı birçok iftiraya da uğramıştı. Bakın onun başına gelenler sadece katledilmesi değildi. Güngör Arslan bundan 6 yıl önce 15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbe girişimi mesulü diye 29 gün gözaltında tutuldu. Kendisi sol gelenekten gelen bir gazeteciydi. Gülen grubuyla falan da bir ilişkisi yoktu. Ama FETÖ'cü ilan edilerek mallarına çöküldü. Gazetesi kapatıldı. Tüm mal varlığına çöküldü. Ve gazetesindeki engelli çocuğunun oyuncaklarına ulaşması bile 6 yıldır engellendi. Çok zalimce, vicdansızca bu kişi sürekli iktidar tarafından iftiralara maruz kaldı ve en sonunda da bu yağma ve talanları ortaya çıkarırken katledildi. En son yazılarından birisi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir yolsuzluk iddiasıyla ilgiliydi. Çok önemli, çok çarpıcı bunlar. Bu cinayetin dikkatle, titizlikle araştırılması gerekiyor. Karartılmaması gerekiyor, cezasızlığa uğratılmaması gerekiyor. Bu cinayeti hassasiyetle bir Kocaeli milletvekili olarak takip edeceğimi buradan ilan edeyim. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Diyder davası başladı. 34. ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerinde yürütülen bir kumpas davası. Din Alimleri Yardımlaşma Derneği'ne yönelik bomboş bir iddianameyle oluşturulmuş bir dava. Kürtçe kelimelerin terör dili sayıldığı ve saygın din adamlarının terörist gibi gösterilmeye çalışıldığı, partimizin faaliyetlerine ne de dil uzatıldığı, her farklı parti ile İrtibatı, görüşmesi olan bir derneğin terörist ilan edilme gayretlerini gördük ve ardından da bu gayretlerin hepimizin bildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na doğru yürütülmeye çalışıldığını, bir kumpas girişiminin ilk basamağı olduğunu çok yakinen biliyoruz. Ama burada mevzu bahis olan Kürt'ün dernek kurma hakkıdır. Kürt'ün kendi diliyle, Kürtçe ile dinini öğrenme ve öğretme hakkının teröristlik olarak lanse edilmeye çalışılmasıdır. Ve Kürt vatandaşların bir kamu kurumuna
çalışan olarak girmesinin engellenmeye çalışılmasıdır. En başta yapılanlar bunlardır. Değerli arkadaşlar, bugün size bakın çok önemli, çok çarpıcı belgeler sunacağım. Bir Trabzon Valiliği ile alakalı bir OHAL komisyon alındı belgesi. Neden bu belge verilmiş? Bakın çok önemli. Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihraç edilen iki kadın memur eşlerinden dolayı ihraç edilmişler. Gizli bir belge, buna ulaştım. Gizli belgede diyor ki bu kişilerin, iki kadın memurunun ihraç nedeni eşlerinin ihraç edilmesi. Bakın, Türkiye'deki soykırımı net bir şekilde gösteren bir belgeyi elimde tutuyorum. KHK ile ihraç edilmenizin nedeni eşinizin ihraç edilmesi. Başka bir neden yok. Bu gizli devlet belgesinde yazıyor ve bu belge elimizde. Buna Milli Savunma Bakanlığı'nın cevap vermesi gerekiyor. Tüm iktidarın cevap vermesi gerekiyor. Trabzon Valiliği'ne yapılmış ardından OHAL Komisyonu'na bu başvuru, ama çok açık bir şekilde insanlar eşlerinden dolayı ihraç edilmiş. Sadece bu kişiler mi? On binlerce kişi açıkça bu nedenle ihraç edildi ve işte bazen böyle elimize geçen gizli devlet belgelerinde de bunlar apaçık bir şekilde ortaya çıkıyor. Daha nice belgeler burada. Bakın, belgeler bitmiyor. Size çok önemli, çarpıcı, tarihi son 6 yıl zulmünü net bir şekilde, son 6 yıl OHAL zulmünü gösteren bir belge. OHAL 2 yıl sürdü, bitti demeyin. OHAL bitmedi. OHAL zulmü bitmedi. 86 yaşında bir hasta kişi. Ellerinde kelepçe, iki büklüm, polis nezaretinde tutuklanmış, götürülüyor. Bu kişi Nusret Muğla. Hastalıkları vardı, yakından takip ettim. Bir yıl, bir aydır cezaevindeydi. Tahliye edilmesi, infaz erteleme alması gerekiyordu. Edilmedi ve maalesef ki cezaevinde yakalandığı COVID hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Zamanında işlemler yapılsaydı bu kişi cezaevinde olmayabilirdi ve hayatını kaybetmeyebilirdi. Ama şu fotoğraf AK Parti iktidarının zalimliğinin ve vicdansızlığının bir fotoğrafıdır ve unutulmayacak bir fotoğraftır. 86 yaşındaki bir hasta, yaşlı mahpusu bu şekilde öldürdü bu iktidar. Bitmedi. Bakın, bir başka hasta, yaşlı mahpus Yusuf Bekmezci İzmir'de hayatını kaybetti. Cinayet gibi bir ölümdü. Bir yıldır cezaevindeydi, ağır hastalıkları vardı, infaz erteleme alması gerekiyordu. Konuyu yakından takip ettim, her iki vakaya da çok vakıfım. Bu kişi de infaz erteleme verilmedi, gaddarca verilmedi ve en sonunda yoğun bakımlık oldu. Yoğun bakıma düştü, yine infaz erteleme verilmiyordu ve ardından 45 gün geçti. En sonunda İstanbul Adli Tıp Kurumu bile vicdana geldi, insaf etti, 3 ay infaz erteleme verdi. Şu belgeyle verdi sonunda. Kimseye vermeyen, Alzheimer hastalarına vermeyen, ki bu kişi de Alzheimer hastasıydı. Mahkemesinde kendisine hakim soru sorduğunda ben niye buradayım diye cevaplar veren bir Alzheimer hastası aylarca cezaevinde tutuldu ve yoğun bakımlık olsa bile tahliye edilmedi. En sonunda 45 gün sonra tahliye edildi, ama bu sefer de araya İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimi yetişti. Tutukluluğa devam kararı verdi. Yoğun bakımda, başında jandarmalar bekleyen bir insan. Ya bırak da tahliye olsun, 3 gün sonra ölecek zaten, besbelli. Hayatından umut kesilmiş, ama yine tahliye edilmedi ve 2 gün sonra hayatını kaybetti. Başında yakınları yer alamadı. Başında jandarmalarla kimsesiz bir yoğun bakım odasında hayatını kaybetti. Zalimliğin dik alasıydı bu. Bakın, anne baba tutukluklarla ilgili bir çocuğun bana gönderdiği bir metni de size okumak isterim. Diyor ki evladımız Eymen Efe, ben 14 yaşındayım.
Ve küçük erkek kardeşim 12 yaşında, annem babam tutuklu, bize dedemiz bakıyor ve maalesef bir hafta önce beynine pıhtı attı ve babaannemle beraber hastanedeler. Evde kardeşimle çoğu zaman tek kalıyoruz. En azından annemin infazını erteleyebilirlerse babam çıkana kadar. Çünkü zor durumdayız, biz daha küçüğüz, onları çok özlüyoruz. Başımızda kimse yok, annem 6-3 aldı, babam da 7,6 aldı. Yardımınızı bekliyoruz. Böyle binlerce çocuk var değerli arkadaşlar. Son olarak da Sayın Başkanım bir dakika verir bana. Çok önemli bir Çorum cezaevindeki vakayı anlatmak istiyorum. Bakın Çorum cezaevindeki... Teşekkür ediyoruz Sayın Gergerlioğlu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Gergerlioğlu.